Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Dreamcatcher yani düş kapanı, eğer yanlış telaffuz etmesem, düş kapanı yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz evinizde bulunabilen ürünler. Kurdele, yün ip kullandım ben. Makrame ipim olmadığı için yün ip kullandım. Aynı şekilde farklı yün ipleri, şöyle göstereyim, tüylüleri, şu şekilde olanları var. Çok birbirleriyle çabuk açılabilen. Eski bir dantelim vardı. Şöyle farklı bir dantelli kurdele vardı. Bunları kullandım. Şu şekilde de bir yün ipimden tüy yaptım. Biraz beni uğraştırdı o. Yün ipleri çok hassas olduğu için tararken biraz kopmalar yaşadım. O yüzden çok yaptım ki keserken dedim rahatlıkla keseyim diye. Şöyle eski bir dantelim vardı. Epeydir de düş kapanı yapmak çok istiyordum. Kasnağım olmadığı için yapamamıştım. Prakende marketlerde satılan 3 tane ayna var, hani dekoratif. Almıştım, aynası kırılınca böyle bir şeyde değerlendirmek istedim. Bence çok güzel durdu. Daha bitmedi tabii ki. Çabucaktan size şu işlemleri nasıl hallettiğimi hemen gösteriyorum. O zaman...
Şimdi hayalimdeki çiçekler daha farklı ama ben elimdeki çiçekleri kullanacağım. İlk öncelikle şöyle kurdelelerim açılıyor. Onları sıkıştıracağım. Perakende marketlerde satılan o dekoratif aynanın kırıldı. Onu değerlendirdim. Siz de atmayın öyle kırılan aynalarınızı. Ya aynayı atın. Ayna uğursuzluk getirir derler. Gerçi ne kadar doğru onu da bilmiyorum ya. Bir 2-3 senedir çok popüler bu duş kapanı. Epidural bunu neydi? Herkes makrame ile yapıyor. Dantelle yapanlar da var. Genellikle kasnak kullanılıyor. Kasnak yerine böyle bir şey yaptım. Bence bu da güzel oldu. Kasnaktan daha iyi. Boşverin. Kendi hayal gücünüzü kendiniz yapın. O onu yaptı diye yapmanıza gerek yok. Sizin elinizdeki malzemeleri kullanarak çok güzel işler yapabilirsiniz. Herkes yapabilir bunu. Şimdi şöyle çiçeklerim var çeşitli. Bu bohçada gelen bir çiçekti. Bunu değerlendireyim. Şöyle yapraklarım var. Yaprağımı ayırayım. Ne yapıyorsun? Yapma öyle. Yandan çocuğa bak. Bir yandan iş yok. Yapma evladım. Yapma çocuğum. Çok yaprak koymayayım ya. Şöyle bir yerleştireyim ilk önce. Kurdelelerin üstüne kapatıyorum. Bakın. Böyle bile çok güzel durdu. Ama aralarına küçük çiçekler de serpiştirelim. Daha böyle coşkulu dursun. Elinizdeki bütün malzemelerden hiçbir şey imkansız değil. Yapın. Dedikodu yapmayın. İşinizi yapın, gücünüzü yapın. Boşsanız, çocuğunuz varsa çocukla ilgilenin. Ya da böyle benim gibi bir şeyler üretin. Şimdi ben köy ortamında oturduğum için çok fazla dedikodu dönüyor buralarda. O bunu etmiş, şunu yapmış, böyle gitmiş, böyle gelmiş. İnanılmaz dedikodular. Yapmayın, yapmayın. Günah. Günah. Vebalini nasıl vereceksiniz? Hiç düşünen yok. Zaten boş duran Allah sevmez. Üreteceksin bir şeyler. Üret ki sen de geliş, çevren de gelişsin. Düş kapanına hikayesini biliyor musunuz? Eskiden yani Kızılderililer zamanında kabus görünmemesi için böyle bir şey yaparlarmış. Yataklarının başlarına koyarlarmış yattıkları yerin. Hala devam ederse o kabus yakarlarmış, yenisini yaparlarmış. Yani değişik bir inanç. Herkesin inancı farklı. Ama ben görsellik güzellik diye yapıyorum. İnançtan değil. Evet, bitti. Küçük çaplı bir Derya Baykal olarak şöyle nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Videonun sonuna kadar seyreden bordo perili. Son olarak da boyunda biraz ayarlama yapacağım. Onunla zaten videonun sonunda göreceksiniz. Eldeki malzemelerden bunu yaptım. Yani elimizdeki malzemeleri değerlendirmek için yapıyorum. Yani gidip satın da alınabilir birkaç tane şey. Onun yerine hani geri dönüştürmek amaçlı yapılan videolar çekiyorum özellikle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere o zaman. Düşündüm hangi projeyi yapsam diye. Daha bitmeden. Ama çok istenilen bir proje var benden. Onu mutlaka yapacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Bye bye.